Dedim Sergen oğlum biraz kendini anlat bakalım dedim. Ya neden hoşlanırsın? Hobilerin, fobilerin nedir? Dedi ki hocam bak ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Ben dedi Türk filmi seyrederim. Kemal Sunal filmi seyrederim. Çekirdek yerim. At yarışı oynarım dedi. Bana bunlar da karışma dedi. Ben seni şampiyon yaparım. Biz maalesef oyuncular çok geliştiremiyoruz Türkiye'ye gelen oyuncuları. Trabzon'da beni çok sevmediler. Çünkü ben kitabın ortasından konuşan, baş kaldıran, anarşist olan, hep karşı duran, hep bildiğini konuşan, doğruları konuşan, kızacaksa kızan, söyleyecekse söven bir adamım ben. Hemen 30-40 bin liralık bir şey yaptık, anlaşma yaptık. Hemen 30-40 bin liralık bir ev aldık. Hemen 30-40 bin liralık bir araba aldık ona. Ve yönetime rapor verdim. Gelecekte Trabzonspor'un kaptanı bu çocuk olacak. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programı kaldığı yerden devam ediyor. Deneyimli, tecrübeli ve çok başarılı teknik adamlarımızdan Giray Bulak'la birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Atakan, sağ ol. Hocam formatı biliyorsun zaten. Geçmişe gidiyoruz. Anılar, hikayeler, insanlarımızın, futbol severlerin bilmediği anekdotları, hikayeleri burada konuşuyoruz. Ve hem şaşırtıyoruz, hem eğlendiriyoruz, hem mutlu ediyoruz. Genelde tabii zaman zaman da duygusallaştırıyoruz ama genelde eğlendiriyoruz insanları ve çok da keyif alıyor izleyenler. Sizde de tabii ki çok da anı vardır, çok da bilmediğimiz hikayeler vardır. Dilerseniz futbola nasıl başladınız hocam? Kısaca öyle bir geçelim, ondan sonra teknik adamlık, sonra anılar öyle ilerleyelim hocam. 72 yılında Trabzon'da Yolspor'da başladım. Altyapısında. Sonra İstanbul'a spor akademisini kazandım. O zaman 3 tane spor akademisi vardı Türkiye'de. Anadolu Hisarı, Manisa ve Ankara. Ben İstanbul'a geldim. Burada Gedikpaşa'da oynarken Kocaeli Spor'a transfer yaptım. Ama Kocaeli Spor'da 78 yılında ağır bir sakatlık yaşadım. Futbol hayatımız bitti. O ara 80 yılında, 76 girişliyim spor akademisine. 80 yılında spor akademisini bitirdim. Trabzon'a dönüş yaptım. Trabzon'da iki tane amatör takım çalıştırdım. 80 yılında Doğan Spor'u çalıştırdım. 81 yılında Gençler Birliği amatör takımlarını çalıştırdım. Rahmetli Özkan Hoca bana hep Trabzon Spor'da gel başla diye telkinlerde bulunuyordu. Spor akademisinden de hocam rahmetli Sabri Kiraz'dı. Futbol hocam. O da bana hep öğütlerde bulunuyordu. Beni çok severdi. Giray mutlaka minik takımdan başla. Çok oyuncun olur diyordu. O bakımdan benim şimdi minik takımda başlayıp da A milli takım kaptanlığı yapmış 4-5 tane oyuncum oldu. Kim hocam onlar? Mesela bunlardan bir tanesi Gökdeniz, bir tanesi Tugay. Yani o gün bunlar milli takımda, hep minik takımda benim oyuncularımdı. Vay vay, ne güzel. Hami genç takımda oyuncumuzdu. Bunlar tabii hep altyapıdan yetiştirdiğimiz oyunculardı. Belli miydi hocam onların ilerleyen dönemlerde böylesine iyi futbolcu olacakları? Mesela Tugay Kerimoğlu'nda elbette ki vardı yeterek ama yani o geleceği görüyor muydunuz onda mesela? Tugay 70 doğumludur. 83 yılında 13 yaşında benim oyuncumdu. Tugay'ın babası rahmetli Özkan abi banka müdürüydü. İstanbul'a tayin olunca abisi Tolga'yla beraber Trabzon'da kaldı. Fakat hep ailesi, onlar da iki tane çocuk, Trabzon'da yalnız kalıyorlar. İstanbul'u almak istediler ama Tugay'ın o zaman yani en iyi yüzen oyuncu, en iyi voleybol oynayan oyuncu, en iyi basketbol oynayan oyunculardan bir tanesi Tugay'dı. O zaman belliydi Tugay'ın büyük futbolcu olacağı. Gökdeniz'de de hamile de böyleydi. O günde de böyleydi. Hep biz empati yaparız zaten. Oyunculara baktığımız zaman şimdi hocam nasıl görüyorsunuz bu oyuncuyu, olur mu dediğiniz zaman işte orada mukayese ediyoruz. Spor akademisinde de mukayeseli beden eğitimi dersi vardı. Biz o empati yapmayı oradan da ders olarak gördük. Ama Tugay çok yetenekli bir oyuncuydu. Yani gelecekte çok büyük futbolcu olacağı belliydi Tugay'ın. Zaten cin gibiydi. Her tarafı da olurdu Tugay. İyi oyuncuydu ve ben çok severim Tugay'ı. Gerçi Hami'yi de, o günü de, Gökdeniz'i de çok severim. Öyle Tümer de Zonguldak'ta öyle oyuncum oldu. Daha milli takım oyuncusu oldu sonra. Tümer Metin de oyuncunuz. Evet, vay ne güzel hocam. Hami Mandıralı altyapıda böyle vuruyor muydu hocam toplara? Tabii canım. Hami hem çok yetenekliydi hem Hami iyi çalım atıyordu. Mesela daha önce normalde orta saha oyuncusuydu Hami altyapıda. Orta saha oyuncusuydu. Tabii o zaman çok sevdiğim, kardeşim gibi sevdiğim Sadi Hoca'nın oyuncusuydu. Biz hep böyle oyuncuları bölüşmüştük. İşte minik takım oyuncusu benim.
ve genç takım oyuncusu rahmetli Temel Hoca'ydı. Genç takım oyuncusu o zaman PAF takım oyuncusu Sadi Hoca'ydı. Amatör takımın oyuncusu da Ömer Uzun'du, Ömer Hoca'ydı. Benden işte Temel Hoca'ya, Temel Hoca'dan Sadi Hoca'ya, Sadi Hoca'dan Ömer Hoca'ya 10 yıl öyle bir altyapı hocalığım oldu. O dönemde mesela Galatasaray'dan dönen Özkan Hoca altyapı sorumlumuzdu. Yani o zaman yok Galatasaray'dan döndüm altyapı sorumluluğu yapmayayım diye yani şey Galatasaray yoktu. Teknik direktörlüğü yapan Özkan Sümer Galatasaray'da şampiyonluklar da yaşadı. Tabii. Sonra geldi Trabzonspor'da altyapının başına. Tabii tabii altyapının başına geldi. Suat Hoca o zaman yine rahmetli. O her şeyimizdi. A takım hocasıydı. Özkan Hoca altyapı sorumlusuydu. Biz 4 hoca işte Ömer Hoca, Sadi Hoca, Temel Hoca, ben altyapıda çalışıyorduk. Hep böyle geçişlerimiz oluyordu. Hep oyunculara dokunmuşluğumuz var tabii ki. Ne güzel. Tabii. Özkan Sümer'le anın elbette ki çok vardır tabii. Hocam. Böyle bir Özkan Hoca, Allah rahmet eylesin, söylediğimiz zaman bir gülümsüyoruz hocam. Tabii. Güzel anımsıyoruz. Tabii. Oyuncularla da çok güzel anılar var. Özellikle başmakallemiyle. Evet. Senin de var mı hocam hatırladın? Şimdi Özkan Hoca benim... Özkan Hoca Trabzonspor altyapısında hocaydı. Ben Yolspor kökenliyim. Dolayısıyla Trabzon karması oluştu. Belçika'ya liman şehirleri turnuvasına gidiyoruz. Sene 74, 16 yaşındayım. Hiç daha Trabzon'dan, mesela Trabzon'un dışında 13 kilometre Akçaabat, 13 kilometre Yomra. Doğu tarafı, batı tarafı. Biz daha oraları görmemişiz. Otobüsle Belçika'ya gidiyoruz. Liman şehirleri turnuvasına. Otobüsle? 17 gün. 17 4 gün maç yaptık, 13 gün yolculuk. Yani... Tıkıdık tıkıdık Ordu, Samsun, İstanbul, Bulgaristan, Yugoslavya, Lüksemburg, işte Almanya, Belçika. Maç oynadık. Avrupa şampiyonu olduk. Avrupa şampiyonu oldunuz mu? Yani 13 gün yolda geçti Avrupa şampiyonu oldunuz. Queens Park Rangers'ı yendik finalde. Liman şehirleri şampiyonu olduk o dönem. Dönüyoruz Özkan Hoca bize tabii. Ha orada şöyle bir şey oldu. Suyun yasak olduğu yerde bizim soyunma odasına şişelerle kola koymuşlar. Biz de o dönemde su içemiyoruz. Düşün yani limon yalıyoruz. Maçtan önce su içmek yok. Hani yani şişersiniz. Evet, aynen öyle hocam. Belki yaşamasın. Tabii 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 biliyoruz hocam. Biraz konuca kolları görünce bir tekmede hepsi dağıldı. Mesela çok enteresan hocam. Ya mesela bize bir 10 sene 20 sene geriden geliyoruz hocam. Mesela su içme şişersin. Adamlar su da içiyor, çay da içiyor. Yani tabii kola içmek zararlı da. Bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz. Likens geldi mesela. Biz de mesela maç yemeğinde, sabah kahvaltısında, maç günü böyle kızartma, işte patates, cips veya işte börek veya işte yumurta, gaz yapıcı, süt. Bunlar yasaktı. Ama Likens geldi dedi ki yok dedi her şey serbest dedi. Evde dedi nasıl yiyip dedi antrenmana geliyorlarsa dedi. Buradan da maçta yiyip maçtan önce maça çıkabilirler dedi. Her şey serbestti. Yani Avrupalı öyle bakıyordu. Tabii. Biz farklı bakıyoruz ama belki... Son zamanlarda çalışmadım Avrupalı bir hocayla beraber. Belki değişmiş bazı şeyler olabilir ama olabilir. Genelde bakıyoruz yine. Oyuncuya dayalı düzen olmadıktan sonra Avrupa'da her şey çok samimi olarak devam ediyor. Yani antrenmanları çok belli bir dönemde çok disiplinli çalışıyorlar. Ama onun yanında arkadaşça, dostça biraz relax antrenmanlar yapıyorlar tabii. Özkan Hoca'dan var mı hocam başka ana? Ya Özkan Hoca tabii o dönemlerde yine Konya'ya gidiyoruz bir maçta. Özkan Hoca bize kızdı. Yemek yasağı verdi. Ama kızdığı yer Giresun. Konya'ya gidiyoruz. Yemek yok. Ben de tam arkasında oturuyorum. Yine otobüste gidiyoruz. O şeyi Konya'da buğday tarlasını gördük. Yemyeşil. Çocuğuz o zaman çok genç. Dedim ya bıraksalar da otlasak şurada. Arkaya döndü. Dur dedi. Hemen. O da tabii insafa geldi. Anladı ki bu çocuklar çok acıktı. Hemen bir şeye çekti. Bir yarım saat sonra. Yemek yedik. Benim sayemde takım yemek yemiş. Dursak da otlasak. Bunlar Özkan Hoca'ya denilmez. Çünkü tabii. Gazeteyi koltuğunuzun altına koyduğunuz zaman ertesi gün Özkan Hoca gelirdi. İşte Giray 10 bin lira ceza. Niye gazeteyi sağ kolunun altına koydun? Yani A takımda bunu yapıyordu. Futbolcular, Trabzonspor'un oyuncularına yapıyordu. Ha, niye? Gazete i̇şte Turgay, koyunca ne oluyor peki oraya? Gazete oraya koyulmaz. Gazete kibarca elde tutulur. Özkan Hoca çok canti bir insandı. Mesela bizim Turgay Hoca vardı. Ben tabii o dönem onlarla yaşamadım ama Turgay Hoca'ya ceza vermiş Semercioğlu'na. Dedi hocam. Yan hakem görevi yapmaktan Turgay Hoca'ya ceza vermiş. Niye?
İşte maç oynanırken hani hakem offside kaldıracak, takım offside pozisyonu yapıyor. Turgay Hoca elini kaldırıyor offside diye. Hakem devam diyor. Özkan Hoca maçtan sonra ceza veriyor Turgay Hoca'yı yan hakem görevi yapmaktan. Çok iyi. Özkan Hoca çok iyi. Mesela 5'e 2 oynanırdı. 5'e 2 oynanırdı. Özkan Hoca da katılırdı. Bazen alırdı topu, atardı, diğer grubu atardı. İşte Özkan Hoca hayırdır? Bunu eğittim, alın siz oynayın diye. Yanmazsınız onları. Tabii tabii, eğittim. Evet. Hocam, Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, ben Trabzonspor'da 2013 yılında sportif direktör oldum. Şahin Hoca teknik direktördü. Çok rica etti bana ki, hocam gel Trabzonspor'un kurtuluşunu beraber yapalım. Çünkü çok kaybediyor Trabzonspor. Ben sportif direktör oldum o dönem. İşte Hakan Çalhanoğlu ile Almanya'da, zaten babası Hüseyin bizim oyuncumuz, Bayburtspor'da oynamış. Almanya'ya gidilmiş. Hakan Çalhanoğlu ile işte Almanya'da bir anlaşma yapıldı. Anlaşma yapıldı ve Hakan'ın menajerine belli bir para verildi. Hakan'ın ailesine de belli bir para verildi. Fakat Hakan'ın menajeri Hakan'ın Trabzon'a gelmesini istemedi. Şeyi bozmak istedi, anlaşmayı bozmak istedi. Ben tekrar Almanya'ya gittim, işte Hüseyin'i, babasını buldum. Hakan'ın kardeşi Muhammed de vardı, o da yine bir takımın altı, Hoffenheim'in altyapısında mı, Kasruyen'in mi altyapısındaydı, neydi? Konuştuk fakat ikna edemedik, yani Hakan'ın babasını da ikna edemedik. Biraz kulüpten rahatsızlıydılar. Menajeri çok Hakan'a baskı yaptı, ailesine baskı yaptı. Kulüpten rahatsızlık duydular derken hocam. Yani, Trabzon'a mı gelmek istemediler? Trabzon'a gelmek istemediler. İşte o zaman biraz para mevzuları geçti falan. Menajer de Türk'tü. Doğu Anadolu'dan bir arkadaştı. Çok baskı yaptı Hakan ve ailesine. Onlara da Hakan da o dönem bizden sonra, biz anlaştık Hakan'la ama aradan böyle 3-4 ay geçecek bir süre sonra biz Hakan'ı alacaktık. Sezon sonu alacaktık. O dönem Hakan yıldızlaşmaya başladı Almanya'da. İyi oyunlar oynamaya başladı. Dolayısıyla isim yapmaya başladı Hakan. Çok küçük yaşta olmasına rağmen. 17-18, 2013'te kaçtı Hakan? 2013'te belki 17-18 yaşındaydı. Bunu fark etti. Babası da fark etti tabii. Hakan da fark etti. Ama en çok fark eden de menajeri oldu. Baskı yaptı ve Hakan'ın talepleri artmaya başlayınca, işte diğer takımlar daha fazla vermeye başlayınca dolayısıyla bunlar transferi çözmeye çalıştılar ve anlaşma olmadı. İşte, ama imza atmıştı değil mi Trabzon'a? İmza atılmıştı. Arada şeyli, mukabele değil ama protokol anlaşması yapılmıştı. O protokol bozuldu. İşte parayı geriye iade ettiler ve Hakan Trabzonspor'a gelmedi. Hakan Trabzonspor'a gelmesini isterdim ama iyi ki Türkiye'ye gelmemiş. Çünkü biz maalesef oyuncular çok geliştiremiyoruz, Türkiye'ye gelen oyuncuları. Birçok konuda oyuncularımız geriye gitti. İşte yerli oyuncular da aynı şekilde oldu. Yürüyebilecek, ilerleyebilecek oyuncular maalesef olmuyor. İşte örnekte İlkay'ı veriyorum. Yani bugün dünyanın en iyi kulüp takımımız City şu anda. Evet. Onun kaptanı kim? Bir Türk. Babası evet. Benim Balıkesirspor'da yöneticimdi. Kubilay'ın, İlkay'ın babası. Ama yani İlkay hani gelse Türkiye'ye, şu anda işte dört büyük takımdan birinde oynasa, bir iki tane pası yanlış verse seyirci omurdanacak, yönetim omurdanacak. İşte çok fazla koşmasa niye bu koşmuyor? Mesut'a yaptığımız gibi olacak. Tabii. Bir başka işlerle veya işte sosyal medyada farklı algılanacak veya biz başka şeylere kanalize edeceğiz onları. Siyasetin içerisine sokacağız, tabii. Sanatın içerisine sokacağız, ticaretin içerisine sokacağız, bitireceğiz çocukları. Doğru. Ben o bakımdan orada tamamen konsantrasyonları futbolun üzerine, orada olmalarını yeğliyorum. Yani. Doğru. İbrahimovic hocam. İbrahimovic Trabzonspor'da 2000 yılında hoca oldum. Trabzonspor'a Konyaspor'da çalışırken devre arası... Mehmet Ali Bey çok baskı yaptı bana. Çünkü Mehmet Ali Bey beni İngiltere'ye gönderen başkanımızdı o dönem. Bizim İskender abimiz var Trabzonspor'da, Faruk abinin ortağı. Onların tavsiyesi ve Urbain Brahms'ın
Jean-Marie Paf daha doğrusu çok tavsiye etti. Jean-Marie Paf'la ben Trabzonspor genç takımını çalıştırırken o zaman kaleci antrenörleri yok. Jean-Marie Paf benim çalıştırmamı istedi kendisine. Hep özel çalıştırıyorum ben antrenmandan önce, antrenmandan sonra. O da Urban Brams'a tavsiyede bulundu ki ya şimdi ben spor akademisi mezunuyum. Çok iyi bir puanla spor akademisine girmişim. Yani ben öyle çok yüksek Boğaziçi Üniversitesi'ne girecek puanla ben 199 puanlık spor akademisine gittim. Sporu çok sevdiğim için. Ama Trabzon'da ortaokulda boş, lisede boş İngilizce dersleri. Geldik üniversiteye, üniversitede boş İngilizce dersi. Lisan bilmiyorum, çok az. Yes, no biliyoruz. Jean-Marie Paf'la anlaşamıyoruz ama beni seviyor. Yani seviyor. Genç olduğum için, dinamik olduğum için istiyor. Onu ben çalıştırıyordum. O Urban Brams'a tavsiyede bulunmuş ki ya bu çocuk iyi geliyor. Bunu işte bir yurt dışına bak, lisan da bilmiyor. Gönderelim hem mesleki eğitimi alsın hem lisan eğitimi alsın. Urban Brams rica etti Mehmet Ali Bey'den. Beni İngiltere'ye gönder. Aşağı yukarı bir yıla yakın İngiltere'de kaldım. Hem lisan eğitimi hem mesleki eğitim için. Sonra işte geldim oradan Mehmet Ali Bey dedi ki ben seni İngiltere'ye niye yolladım dedi. Bugünler için dedi. Çünkü Trabzonspor zor durumdaydı. Şimdi Trabzonspor'un efsanesi Suat Hoca'dır. Sonra Özkan Hoca gelir. Sonra Şanol Hoca gelir. Ben Trabzonspor'da en büyük efsanenin üzerine hoca oldum. Yani Suat Hoca'nın yerine hoca oldum. Diğer hocalar, benden sonra gelebilecek bütün hocalar hepsi böyle sıra hocaların yerine hoca olmuştur. Onun için ben Trabzonspor'da bu denli derecesi olan bir insandım. Fakat Trabzon'da beni çok sevmediler. Çünkü ben kitabın ortasından konuşan, baş kaldıran, anarşist olan, hep karşı duran, hep bildiğini konuşan, doğruları konuşan, kızacaksa kızan, söyleyecekse söyleyen bir adamım ben. Bu hep böyle olmuştur. Dolayısıyla ben kendi değerimi biliyorum, ne olduğumu biliyorum. Eğer Suat Hoca'nın yerine ben düşünülmüşsem, o benim içimde hep bir onur olarak kalacaktır. Onun vesilesi olarak kalacaktır. Özkan Hoca benim Trabzonspor'dan Mehmet Ali Bey seçimi kazanıp başkan olduğu dönemde de ayrılırken, Giray sakın ayrılma, burada çalışacaksın. Trabzonspor bizim sayemizde büyüyecek. Hele Faruk Özak başkan bana çok baskı kurmuştu. Giray sakın ayrılma diye. Bunlar benim için onur meselesidir. O insanların söylemesidir benim için. Sıradan insanların, bugünkü yöneticilerin söylemesi beni çok hiç ilgilendirmez. Hiç kale de almam. Hiç dönüp arkaya da bakmam. Mutlu olduğum yerde çalışırım. Beni kimse istediğim yerde çalıştıramaz. Küme düşsün takım, önemli değil. Sıra takım olsun, çalışırım. İşte o dönem Mehmet Ali Bey dedi ki, Giray oğlum dedi, yani ben seni İngiltere'ye bugünler için gönderdim. Hiç gelmek istemiyordum Trabzonspor'a çünkü Haşim Bayram o zaman Konya Kombasan'ın başkanıydı. Çok aşağılarda aldım takımı. İşte 9-11 maç kazanarak lider olduk. Şampiyonluğa gidiyoruz. Hatta Beşiktaş'ta o dönem Yıldırım Demirören'in bir telefonu olmuş. Sakın bir yere ayrılmasın diye. Çok iyi Yıldırım Demirören de Beşiktaş'ı istedi size. Beşiktaş'ın başkanıydı o dönem Yıldırım Bey. O bana haber göndermişti Yıldırım Bey, onu biliyorum. Ben ama Trabzonspor'a Mehmet Ali Bey öyle baskı kurunca Trabzonspor'a devre arası ayrılıp gitmek zorunda kaldım Trabzonspor'a. Trabzonspor o dönem çok aşağılarda Suat Hoca döneminde. İşte biz aldık, yine yukarılara doğru tırmandık. Devre arası aldım. İkinci, daha sonra sezon bitti. Transferleri ben yapıyorum. Transferleri ben yaparken hep de kendi giderim, oyuncuları seyrederim. Almanya'ya gittim, Ali Güneş'i seyrettim, Serhat'ı seyrettim. Mustafa Denizli o zaman Fenerbahçe'ydi. Onları seyrettim. Onların aileleriyle anlaştım. O çocukları Trabzonspor'a getiriyorum. Serhat Akın, Ali Güneş'le anlaştınız. Tabii. Onların aileleriyle beraber anlaştık. Hatta Mithat Halis o dönem menajer. Onunla beraber hep gidiyoruz, Avrupa'ya dolaşıyoruz. O da Almanya'yı iyi biliyor. Tam Mithat Halis de böyle İsveç'ten Norveç'e işte şey seyredeceğim. Elmander'i seyredeceğim. Rune Lange'yi seyredeceğim. John Karev'i seyredeceğim. Fakat İsveç'te bir ikincilik maçı var.
Mithat dedi ki hocam dedi bir ikincilik maçı var. Gidelim oraya seyredelim. O maçı seyredelim. Gittik seyrettik. Müthiş bir santrafor var. Fizikli, her topa vuruyor. Dedim Mithat bu çocuğu alalım. Bu iyi oyuncu. O zaman 17-18 yaşında. Sene 2000. Gittik Mithat'la konuştuk. Dediler ki bu büyük talent dediler. Bir tarihte bizden Hami, Lemi'yi, Soner'i, Hamdi'yi Düzce Kervan Doğusan istemişti. Aynı benden. Onlar bir Soner vardı bizim. Tolun Güç. Evet, Soner'in karşılığında. Dedim ya bunların bir tanesine dahi biz verip Soner'i almayız. Yani siz bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Onlar da onun değerini biliyor. Tabii İbrahimovic'in değerini tabii biliyorlar. Ben hemen oradan empati yaptım. Yani biz de öyle diyorduk insanlara. İbrahimovic tabii orada büyük talent dediler ki bu artık ya İtalya'ya gider, ya İspanya'ya gider, ya İngiltere'ye gider diye. Çünkü onu ikincilik takımına vermişler. Ya kiralık oynuyor ya ikinci takımdan ikinci takımda kiralık oynuyordu. Biz oradaki birincilik takımının oyuncusuydu. Tabii İbrahimovic olmadı. Oradan biz şeye geçtik. Rune Lange'ye geçtik. Karev'i istemedik. Çünkü Norveç'te Karev mi Rune Lange mi dedi mi? Çünkü hem yaş bakımından Rune Lange iyiydi. Elmander olmadı. O dönem işte İbrahimovic'in hem maçını izledik hem izledik hem de transfer etmek istedik olmadı tabii. Olmadı. Evet. Elmander niye olmadı hocam? Ya daha gençti bizim için Rune Lange. Daha talent bir oyuncuydu. Daha bilinmeyen bir oyuncuydu. Onlara göre de daha ucuz bir oyuncuydu. Daha ucuz bir oyuncuydu. İngiltere anılarım var mı hocam? Not almışım. Şimdi hatta ben tam İsveç'ten Norveç'e geçerken cep telefonum çaldı o zaman. Peki bu arada Ali Güneş'le Serhat Akın niye olmadı hocam? Şöyle olmadı. İşte cep telefonum çaldı. Baktım Mustafa Hoca arıyor Denizli. Ya Giray dedi hiç oyuncu bırakmadın dedi. Bırak da biraz da bize oyuncu alalım. Dedim hocam ben dolaşıyorum buralarda. Siz İstanbul'da oturuyorsunuz. Onlar da Ali Güneş'le Serhat'ın. Serhat'ın babası Fenerbahçeliydi. Biz onları isteyince bunlardan diğerlerinin de haberi oldu. Tabii. Diye büyük takımların da haberi oldu. Çünkü ben o zaman ya genç bir takım kurulacak olduğu zaman Giray bilir. Ümit bir takım kurulacak olduğu zaman Giray bilir. Bütün Türkiye'yi tarayan benim o zaman. Ki bir de o zaman uçak fobim var. Hep otobüse gidip geliyorum. Yani Trabzon'dan ta dolaşıyorum. Bakıyorum. Bu sefer bizim anlaştığımız rakamın 2-3 katını verdi. Fenerbahçe'ye aldılar onları. Ha, gözleri döndü evet, aldı. Evet. İngiltere'de var mı hocam? Onu not almışım. Ya İngiltere'de mesela ben iki okula gidiyordum lisanı öğrenmek için. Çok gayret ediyorum işte. Öğrendiniz mi orada, hocam bu arada? Tabii. Yani çok üst seviyede mi öğrendim? Tabii biraz yaşlı gitmişim oraya. 30 yaşın üzerine gitmişim. Ama orada çok önemli arkadaşlarım vardı. Wood Green'de kaldım orada. İşte Highbury'de oturdum. Arsenal stadına çok yakın. Arsenal maçlarına gidiyordum. Bu arada ben West Ham. Bu arada mavi olduğu için hep West Ham'ı tutuyorum tabii orada. Ama Hackney maçta işte 100 tane en büyük anı bu. Hackney maçta kaç tane sağ yan yana düşünebilirsin Atakan? Bilmiyorum. Gittim mi hiç Hackney maça? Londra'da bir semt. Türklerin de çok yaşadığı bir yer. Gitmedim. 100 tane sağ yan yana. 100 tane sağ yan yana. 99 tane sağ yan yana. Yan yana. Evet. 99 tane sağ yan yana. Bu işte burayı bir ova gibi düşünün. Hepsinin çizgisi var, kaleleri var. Maç oynayacak amatör takımlar, kızlar, bir küçük takımlar, masterler hep oraya giderler, oynarlar. Ben de orada Trabzonspor takımı kurmuştum. Hemen orada bizim Trabzonlarla işte Gümüşhane Pekin'le işte orada Allah rahmet eylesin arkadaşlarım. Şimdi isimlerini bahsetmek istemiyorum ya. Kardeşim gibi. Orada onlar başkan yaptım. Sonra Trabzonspor takımını kurduk. Oynadık o 99 tane sağ olan yerde. 20-30 tanesi doluyor. Diğerleri hep boş kalıyor tabii. Orada Trabzonspor takım kurmam benim için bir büyük bir anı tabii yani. Tabii. İşte sonra duygusallaştın hocam. Yani evet. Hatta Özkan Hoca bir parça geriye gelmemi istedi benim. Erken dönmemi istedi. Şöyle oldu. 96 Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde İngiltere'ye ben hep şeyi izliyorum. 96'da Karabük Spor'da şampiyon olduk.
Ben de bir hep doğu şeye, kuzeye çıktım. İşte Manchester, Newcastle, Liverpool. Hep oraları izliyorum. Oradaki Dünya Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izliyorum. Mesela orada da güzel bir anım var. Romanya Bulgaristan maçını izledim. Hakem Ahmet Çakar'dı. Evet, Turgay Güdü yan hakemdi. O maçı izledim. Hacı ilk orada izlemiştim zaten. Hep kuzeyi izliyordum. Güney'e geldim, Londra'ya geldim kuzeyden. Özkan Hoca ile oturuyoruz. Çay kahve içiyoruz. Dedi Giray dedi, bir alışveriş yapalım dedi, çıkalım. Oxford Circus'a gittik, caddeye gittik öyle. Street'te dolaşırken dedi gel bir çorap şey alalım, kravat alalım. Çorap aldık, dedi bir de kravat alalım Giray. Dedim benim İngilizcem dedim çoraba yetiyor dedim, kravata yetmiyor dedim. Geriye çağırmıştı beni Özkan Hoca. O zaman bana böyle bayağı bozulmuştu. Öyle de bir anımız var yine Özkan Hoca. Likens. Ha Likens. Şimdi Trabzonspor'un altyapısında ben çalışıyorum. Hatta ben 2 yılda Trabzonspor'un ikincilik takımını çalıştırdım. O zaman Trabzonspor'un, Bursaspor'un ve Galatasaray'ın ikincilik takımları vardı profesyonel olarak. Hatta Bursaspor şampiyon oldu, Süper Lig'e çıkarken Süper Lig'de de Bursaspor olduğu için çıkartmadılar. Çıkartmadılar. Tabii o 86, 87, 88, 89 seneleri. 2 yıl ben Trabzonspor takımını çalıştırdım, ikincilik takımını çalıştırdım. Şimdi Likens'le Trabzonspor, biz 1 yıl Urban Brams'la çalıştık. Ben o dönem çalışmamıştım. Urban Brams'la o dönem çalışmıştım. Likens gelecek. Fakat Likens gelmiyor. Yani geciktiriyor, istemiyor. İşte takım nasıl olacak diye. Bu sefer yönetim de bana dedi ki Giray sen Almanya'ya götür. Almanya'da da kamp yeri hazırlamışız. Sen götür takımı. Bir de ben yalnız gideceğim. Yardımcı istemiyorlar çünkü gelen hocayı bağlamak istemiyorlar yardımcılar konusunda. O dönemde 3 antrenman moda. Sabah 6'da bir antrenman, 11'de bir antrenman, akşam 5'te bir antrenman. Ben tek başıma Trabzonspor'u aldım. İşte Köln'e gittik orada. Köln'ün dışında Krefeld'in bir kamp yeri var. Orada çalışıyoruz. Fakat 7-8 gün, 10 gün oldu. Likens gelmiyor. Yani anlaşamıyorlar hoca. Biz sonra bir şeyde maç oynadık. Frankfurt'ta Yaboa'nın olduğu dönem. Onlarla bir maç yaptık. Hatta ilk defa Apo'yu ben orada şey oynattım. Sol bek oynattım. Soner'e yer açacağız, Apo'ya yer açacağız. Abdullah'ı sol bek oynattık, Soner'i ortası oynattık. Özkan Hoca'nın da daha önce Apo hakkında böyle bir denemesi var. O Likens gördü takımı, çok beğendi. Hemen dedi anlaşalım. Likens de o dönem Likens dedi ki işte benim yardımcım Giray olsun dedi. Yani hem hoca hem lisanı var, hem takımın aidiyeti var, hem de burada. Ben Likens'le beraber çalışmaya başladım. İki Likens'le çalışmışım. İki Urban Brams'la çalışmışım. Likens'te mesela kendine özgüveni, takım nasıl çalıştırılır, şakalaşmayı, onu öğrendik. Urban Brams'ta takım psikolojisini, insan psikolojisini. Mesela bizim Bursaspor'la bilir misin 3-0'lık orada yenildiğimiz, sonra 5-1 Trabzon'da yendiğimiz kupa finali vardı. Mesela biz o maça nasıl hazırlandık? 3-0 orada yenildik. Elenmiş gözüyle bakıyor bize herkes. Bize parmağımızı otobüsün camına yapıştırdık. 5 dedik. Hiç 4 demedik. Halbuki 3-0'dan sonra 4-0. Evet. 5 dedik. Trabzon'a geldik. Urbay dedi ki maçtan bir hafta önce Giray dedi. Hamid'in dedi en samimi olduğu şehirde kimler vardır dedi. İşte küçük Hamid'in, Lemin'in Akçabat'ta kimler vardır dedi. İşte Soner'i etki edebilecek bir abisi kim vardır dedi. Biz bunları hep aldık. Bu çocuklarla hep böyle birer ikişer gün hep bunlarla gezdirdik, dolaştırdık psikolojik olarak. Bunu Juventus'ta şey yapmıştı. Zidane. Monaco'dan mı geçti Zidane? Nereden? Bordo'dan mı geçti Juventus'a? Bordo. Oradan geçerken uyumsuzluk yaşamasın diye oradan 2 tane arkadaşını alıp geldiler İtalya'ya. Zidane'ın.
Dolayısıyla biz de böyle bir şey yaptık. Ve biz o maçı 5-1 kazandık. Ya muhteşem bir maç oldu o maç. Urban Brahms'ın psikolojik oyuncular üzerindeki hakimiyeti müthişti. Tam bir liderdi. Agresif adamdı, çok hırslı bir adamdı. Şeye de çok inanırdı. Böyle ne dersiniz ona, totemler veya işte uğurlar. Mesela ayakkabısı delik, altın kafa derlerdi ona Belçika'da. Gol kralıydı. Müthiş santrafordu. Yağmurlu havada altı delik ayakkabısı vardı, onu giyerdi. O ayakkabı ona uğurlu geldiği Allah maçta. Allah Allah, çok tabii böyle bir şeysi vardı. Hatta ben Trabzonspor teknik direktörü oldum. 2000'de biz Belçika'da Avrupa Şampiyonası'nda, değil mi? Orada evinde işte eşimle beraber gittik, arkadaşlarla ziyaret ettik. Rahmetli Mehmet Tan vardı o zaman Trabzonspor, Trabzon'da gazeteci. Urban Brahms'ın evine gittik. Madam Eli, onları ziyaret ettik. Ertesi günü de bizim Belçika'yla işte o göğe çıkılan, kafayı vuran golün, işte eledik onları. Urban Brahms maçın önü Hilton Oteli'nde şey yapacak, konuşma yapacak şeysi var, toplantısı var. Ben de Giray gel dedi, sen de dinlersin dedi. O konuşmayı yaparken dedi ki, şimdi benim dedi yardımcı hocam, şimdi Trabzonspor'un hocası dedi, bu maçın dedi analizini ben Belçika tarafından yaptım. Türkiye tarafından da şimdi Giray Hoca yapsın dedi. Var orada yüzlerce gazeteci var. Bütün her tarafı açık. Ben orada gazetecilere konuştum ve sizi bugün yeneceğiz dedim. Kusura bakmayın dedim. Misafiriz ama sizi bugün yeneceğiz. 2-0 yendik o maçta. Hocam, Şenol Güneş. Şenol abi çok dürüst, çok çalışkan. İşini çok önemseyen, çok seven bir insan. Ama çok sosyalitesi var mıdır diyemezsiniz. Çok sosyal midir diyemezsiniz. Her yerde görür müsünüz? Göremezsiniz. Ama çok son derece düzgün bir insan. Zaten yaptığı işlerden de belli. Hem milli takımda hem Beşiktaş'ta yaptığı işler. Ha, çok insan severmiş Şenol Hoca'yı, çok insan sevmez. Ama ben Şenol abiyi ayrı bir severim. Hiçbir zaman ona hocam demedim, hep abi dedim ben zaten. Ama Şenol abiyle biz bir Sakarya'da çalıştık, bir de Trabzonspor'da çalıştık. Ama son derece güvenilir, iyi bir aile babası, iyi bir hoca, iyi bir eğitmen. Ama çok derdini anlatabilen bir insan değil. Yani çok kendisini ifade edebilen bir insan değil. Bazen sizden konuşurken kavga edebilir yani. Sinirlendirebilirsiniz onu. Ama o çalışırken de hocaydı. Ben de öyleydim. Ben burada mesela spor akademisi okurken Gedikpaşa'da bizim öyle bir amatör takımımız vardı ki Atakan. 5 oyuncu Fenerbahçe'ye, 5 oyuncu Kocaelispor'a transfer yaptık biz. Bir amatör takımdan şimdi bir tane oyuncu alıp üçüncüde oynatabilir misiniz? Oynatamazsınız. Gedikpaşa öyle bir takımdı ki Kaleferovic Fenerbahçe'nin hocasıydı. Bütün İstanbul, o zaman altılar vardı. Altı grup vardı. Bir grupta 10 takım vardı. Birinciler vefa sahasında Karagümrük'te 2 maç oynayarak 10 maç oynanırdı. O altılarda İstanbul şampiyonu meydana çıkardı. Ama ne oyuncular vardı. Ben de o zaman bebeğim daha 18 yaşında orada oynuyorum. Gedikpaşa takımında biz Türkiye şampiyonu olduk. İstanbul şampiyonu olduk. Öyle bir takımımız vardı ki işte Bahriler'in, işte İsmail abilerin, Coşkunların Fenerbahçe'ye gittiği dönem. Mesela o dönem beni Galatasaray'a çok götürmek istedi. Büyük Mehmet abi. Ördek Mehmet. Mehmet abi. Rahmet olsun ruhuna. Ben Kocaelispor'a gittim o dönem. Biz 5 arkadaş Kocaelispor'a gittik. Bir amatör takımdan böyle. Şimdi dolayısıyla nereden geldik oraya? Şenol Güneş'ten. Şenol abi. Ha, ben o dönem o Gedikpaşa takımının antrenmanlarını yaptırırdım. Spor akademisi okuduğum için rahmetli Hayrullah abi Beşiktaş'ta oynamış oyuncuydu. Bizim antrenörümüzdü. Cinci sahasında çalışıyorduk. Takım ben çalıştırıyordum. Her türlü şeyi ben yapıyordum. Niye? Ben spor akademisi okuduğum için hem futbolcuyum hem 18 yaşındayım. Hem benden büyükleri hocalık yapıyorum. Orada takım antrenörü. Şenol abi de böyleydi. Şenol abi Trabzonspor'da Suat Hoca hocayken aslında hocalardan bir tanesi de Şenol abiydi. Çünkü onun odasına giren işte onun gibi yatacak, onun gibi disiplinli olacak, onun gibi yemek yiyecek, onun gibi çalışacak.
kızardı, azarlardı yani. İdmandan bile atardı seni yani. O gençten gelen lemiler neler çekerdi. Öyle Şenol abi dediğini yapacaksınız. Suat abi de Şenol abiye son derece saygı duyardı. Zaten o zaman yardımcı hoca, bir Suat hoca var, bir de İlyas hoca, İlyas Akçay yardımcı hoca. Yani başka öyle kaleci hocası yok. İşte tabii. İkinci bir yardımcı hoca daha yok yani. O dönemler öyle geçiyor. Kondisyonel falan yok. Ya Cemalettin yani. Abi, ya işte Özkan hoca, ya İlyas hoca. Böyle birer tane yardımcı hoca var. Dolayısıyla kaleci hocası yok. Kaleciler ancak böyle şut idmanında çalışırlar. Şenol abicinin hocalığı oynadığı dönemden başlar zaten. Var mı hocam peki bir anınız, enteresan bir anınız Şenol hocayla hatırladınız? Ya Şenol abiyle hatırladığımız şey, yani Sakarya'da Şenol abiyle beraber çalıştık. O ayrıldı, hep beraber ayrıldık. O dönmedi. Sonra Sakaryaspor bana teklif yaptı. Ben kendisinden müsaade aldım, izin aldım. Sakaryaspor'da çalıştım. İyi bir dönem geçti orada Sakaryaspor'da. Yani Şenol abi, ben yine Biskup ayrılmıştı Trabzonspor'dan. Ben hem Galatasaray maçına geldim. Bu yıllar çok önceki yıllar tabii. Hem Malatyaspor maçına geldim. Şenol abi yolda bana telefon açtı. Kira istersen beraber çalışabiliriz diye. O dönem çalışamadık. Şenol abi geldi, teknik direktör oldu. Sonra Selçuk Akçay hocayı yanına yardımcı hoca aldı. Beni çok sever, ben de onu çok severim ama Şenol abin de ben futbol oynamadığım için onlarla beraber ben Trabzonspor'da oynamadım, oynayamadım. Hem genç buraya geldim, hem onlar orada. Ama hep böyle mesela Şenol abinin o şampiyonluk kaçtığı dönemde çok üzülmüştük 96 Fenerbahçe evet. maçında. Biz Şenol abiyle karşılıklı oturuyorduk. Yani caddenin bir tarafında oturuyordu, bir tarafında ben oturuyordum. İşte onlar stadyumdan çıkamıyorlar. Ben o zaman hep işte evde çocuklarla beraber arkadaşlarımla geldik. Hemen evine sahip çıkmak istedik. Yani niye? Olur ya işte hocalar gelemiyor, tamam. evlerine gelemiyor, futbolcular evlerine gelemiyor. Biz de orada teyakkuzda bulunduk ya. Hami Mandıralı hocam. Hami iyi niyetli, kalbi temiz, şakacı, espriyi sever, fıkra anlatmayı sever. Babası Osman amca iyi bir abimizi çok hep antrenmana gelir, hep maçlara gelirdi. Hami'nin kardeşi Necati de benim oyuncumdu. Hami Sadi hocanın oyuncusuydu, kardeşi Necati rahmetli benim oyuncumdu. O bir kazada vefat etmişti. Hami'nin abileri, Nuriler falan benim arkadaşım oldular. Ama Hami o zaman da belliydi. Yani çok sevimli bir çocuktu, güzel bir çocuktu. Ve iki ayağını kullanabilen, işte 16 yaşında A takımda oynadı Hami. O dönem biz daha erken oynamasını beklediğimiz oyuncuların önüne geçti Hami ile Büyük Hamdi. Mesela Büyük Hamdi'den hiç bizde o beklentimiz yoktu o zaman. Hamdi Zıvalı ile beraber. Yani sanki daha diğerleri erken oynar diye baktık. Hamdi hemen öne geçti, oynadı. Hami ondan daha küçüktü. Hami 68-69'dur. Hamdi 66'lıdır. Ama Hami o zaman da topa iyi vurabilen, iyi çalım atabilen, herkes tarafından sevilen bir çocuktu yani. Hamdi çok enteresan. 24 gol attı. Ertesi sene stoper oynadı. O küçük Hamdi'ydi. O küçük Hamdi'ydi. Biz o dönem polivalent, biz tabii polivalentliği bilmiyoruz. Yani değişik mevkilerin oyuncuları olmayı. Ama Özkan Hoca hep mesela sağ bek, sol bek oynardı. Mesela Lemi ne oynardı bilir misiniz? Oynardı. Çok iyi bir 10 numaraydı. Müthiş bir 10 numaraydı. Lemi sabek oldu. Küçük Hamdi santrofordu. Libero oldu. Ama Hami orta sahaydı. Santrofor sağ açık, sol açık oldu. Mesela Büyük Hamdi stoperdi. Orta saha merkez oldu. Mesela Güngör Şahinkaya, Özkan Hoca'nın zamanı. Güngör müthiş bir 10 numaraydı. Tekniği müthişti. Fakat sonra 6 numara oldu. En çok koşan oyuncu oldu. Orada çok koşan oyuncu değildi ama sonra çok koşan oyuncu oldu. Biz o dönemlerde hep böyle oyuncuları değişik mevkilerde oynatmaya başladık. Mesela Hamiler, mesela biz Türkiye'de ilk defa futbol okulunu Trabzonspor kurmuştur. 86 yılında. Ben de o okulun teknik direktörüydüm. Nasıl bir okul?
Mesela amatör takımda Ömer Hoca'da olan oyuncular, Sadi Hoca'da olan oyuncular, Temel Hoca'da olan, bende olan oyuncular, biz bunları hepsini Trabzon Lisesi'nde bir sınıfta topladık. Hep ayrı ayrı sınıflarda oluyorlar ya. Evet. Bunların başında da ben hoca oldum. Sunderman öyle istedi. Almanya'dan gelen bir Sünder hocamız vardı. Dedi Giray dedi futbol okulunun başındaki hoca olsun dedi. Biz mesela Hamiler, işte o dönemki Metin Diyadinler, Sonerler hep kulüpte yatıyorlar. Orada yiyoruz, içirtiyoruz onları. Orada ders görüyoruz. Orada antrenman yapıyoruz. Liseden hocalar geliyor orada ekstra dersler veriyor. Sonra onları bir sınıfta topluyoruz. Böyle bir yıl, işte İbrahim vardı. Böyle bir yıl futbol okulu kurduk biz. O liseler arası şampiyonu muhtemelen şampiyon oldular değil mi? Şimdi bunlar tabii çok önemli oyuncular. Bunların takımları önde gidiyor. Ama bizim takımımız o dönem bütün gruplarda zaten şampiyon oldu. Ve A takıma bunları hep çıkartıyorduk o zaman. O kadar oyuncu yetişmiş hocam. Şu 40 senede bir tane şampiyonluk var. Çok enteresan. Yani nasıl bir üç büyüklerin lobisi varsa demek ki. Yani Trabzonspor her mesela 10 senede bir defa, iki defa böyle önemli jenerasyonlar yakalamış. Hep böyle ucuna gelmiş hep kaybetmiş şampiyonluğu. Ya Futbol Federasyonu'nda o zaman güçlü olmak vardı. Yani çünkü Futbol Federasyonu'nda diyelim ki 15 kişilik bir yönetim kurulu var. Burada işte diyelim ki 5 kişi Fenerbahçe'den, işte 5 kişi Galatasaray'dan geliyor. 2 kişi Trabzonspor'dan geliyor. 4 kişi Beşiktaş'tan geliyor. 5 kişi Beşiktaş'tan geliyor. Dolayısıyla onların kendi arasındaki lobileri güçlü oluyor. Evet. Yani bunlar Merkez Hakem Kurulu'nda güçler, Disiplin Kurulu'nda güçler, tahkimde güçler, yani yönetimde güçler. Trabzonspor'un da o dönem buralarda çok güçlü olamadığı dönemlerdi. Doğru. Dolayısıyla bunun Trabzonspor'a eksisi oldu tabii ki. O gün Gökdeniz de sizin öğrencilerinizden hocam. Fatih Tekke. Var mı hocam bu isimlerle alakalı bir hatırladığınız bir anı? O gün işte Almanya'dan geldi. O günün ilk Trabzonspor'da seçmesini ben yaptım. İlk Trabzonspor altyapısına biz aldık. Ben aldım. Ondan sonra benden sonra rahmetli bende bir sene çalıştı. Bir sene veya iki sene bende çalıştı. Sonra rahmetli Cemil, Kaptan Cemil'e, Dozer Cemil'in grubuna geçti. O da Cemil abi de rahmetli. Allah nuru çatsın. Müthiş bir insandı. Onun grubuna geçti. Cemil abinin grubundan da A takıma geçti. Onu Urban Brahms aldı. Bir Beşiktaş maçı vardı sanırım İzmir'de bir maçta. Sakat oyuncularımız vardı. Hemen o gün ama iyi hazırlanan bir oyuncu oldu. O da iyi oynayan bir oyuncuydu. Yani santrafor oynar, o gün de polivalent oyuncu. Sağ bek oynar, sol bek oynar, stoper oynar, libero oynar, orta saha oynar, santrafor oynar. Çok yetenekli bir oyuncuydu o gün. Yani gördüğüm en yetenekli oyunculardan bir tanesi o gündü. O da milli takım kaptanı oldu. Gökdeniz, ben Trabzonspor'a gittiğimde Çorlu Spor'a, 3. Lig'e, Tuncay bizim Soyak Çorlu Spor'un oyuncusu, ona kiralık veriliyordu. Hayır dedim, Gökdeniz duracak. Çünkü bildiğim oyuncuydu. Gökdeniz duracak dedim. 2000 yılında Trabzonspor'a gittiğimde. Hatta ilk gittim ve bir Adana Spor maçı var. İçeride 3-0 mağlubuz. 10 kişi kaldık. Seyirci nasıl? Çok soğuk bir hava, karlı bir hava. Seyirci de çok baskı kurmuş, bağırıyor. Penaltı oldu. Hami atmadı mesela penaltıyı. Gökdeniz bana böyle baktı. Böyle yaptım ona. Gitti attı penaltıyı, 3-1 oldu. Ha, penaltıyı Gökdeniz attı. Attı. Hami hoca atmadı mı? Hami atmadı, 3-0'dı. Ondan sonra tam ne oldu? Belki çıkmış mıydı Hami? Sakatlandı mı veya yorgun muydu? Çünkü 10 kişi kalmışız. Çok ağır bir saha. Gökdeniz, orada anladım ki bu çocuk kaptan olacak. Hemen yönetime geldim. Maçtan sonra rapor verdim. Bu çocuğa işte maaşını yükseltiyorsunuz. 200 bin lira diyordu o zaman. Yani hemen 30-40 bin liralık bir şey yaptık. Anlaşma yaptık. Hemen 30-40 bin liralık bir ev aldık. Hemen 30-40 bin liralık bir araba aldık ona. Ve yönetime rapor verdim. Gelecekte Trabzonspor'un kaptanı bu çocuk olacak. Çünkü o bir göz teması ne evet. kadar kendine güvendiğini bana gösterdi. Onun mesajını verdi. Ve biz o maçı 10 kişi 3-3 bitirdik. 3-3 bitirdik. 4-5 dakika daha uzasaydı 4-3 denerdik o maçta. Kazanırdık. Ondan sonra Gökdeniz'i kazandınız. Ondan sonra Gökdeniz'i kazandınız. Yani Gökdeniz Çorlu Spor'a gidecekti. Belki kaybolup gidecekti. Tabii. Belki oynamayacaktı, evet. oynatılmayacaktı. Tabii. Yani Türk futbolu bir yıldız kaybedecekti. Öyle neler kayboldu.
Öyle Trabzonspor'da olamayan ne oyuncular vardı? Yani biz onları oynatabilseydik, geliştirebilseydik olabilirdi. Yani Fatih de, Fatih gelinen mesela en büyük santraforlardan bir tanesi Fatih'tir. Ama Fatih çok aşırı özgüveni olan ama işte takımda oynatmadığınız zaman ben oynarım diye iddialı olan bir oyuncu. Mesela ben geldiğimde Fatih oynamıyordu. Hatta soyunma odasına ilk girdim. Daha Trabzonspor'dan o zaman kimler var işte? Nesimler, Selimler, Bülent Uygunlar, işte Orhan, Hami, Kemal. Yaşlı bir takım var o zaman. Erol Bulut. Yani şimdiki hoca. Bunlar hep Trabzonspor'da o zaman. Ben bunların birçoğunu işte Erol dahil, Bülent Uygun dahil hep kadro dışı bıraktım. Bülent hatta bana dedi ki hocam hoca olursam senin gibi hoca olacağım dedi. Yani bizi o dönem nasıl kadro dışı bıraktın? Çünkü ben daha genç oyuncular mesela Erman Özgür ve Fatih. Daha şeye girdim, soyunma odasına girdim. Dedim ki siz, ben geldim. Bundan sonra bu takımda bank oynayacaksınız. Bakın bunu bütün futbolcuların içerisinde söylüyorum. Bank oynayacaksınız. Çünkü takım yaşlı. Dedim elimde iki tane oyuncu var genç. Milli takıma gidecek iki tane oyuncu sizsiniz. Tamam Metinler vardı, Okan Özgeler vardı, Selahattinler vardı. Hatta Selahattin'le Fatih ben Konya'da çalışırken bunları PAF takımından, Trabzonspor PAF takımından Konyaspor alacaktım. Orada şampiyonluğa gidiyorum. Bu sefer ben Trabzonspor'da başlayınca orada durdurdum onları. Selahattin de iyi bir santrafordu bu. Fakat Fatih'e ve Erman Özgür'e şunu söyledim resmen. Kötü de oynasanız siz oynayacaksınız. Sizi dışarı almayacağım. Hiç dışarı gelmek için de gayret sarf etmeyin. Mesela 17 maç oynadık biz Fatih'le ve 19 maç oynadık. 2 gol attı. 2 gol attı. Yani Fatih hatta bir gösterme maçı seyirci bağırıyor, yuh bağırıyor. Dışarı. Fatih atıldı. Ben de seyirciye bu sefer şey yaptım, karşı durdum. Niye Fatih'i attırdınız diye. Ben de dışarı atıldım. Ha sen dışarı. Ben de dışarı atıldım. Ya, yani oyuncum o kadar sahip çıkarım. Erman Özgür mesela der ya, yani mecbur dışarı alıyorum Erman'ı. O kadar kötü oynuyor ki almak istemiyorum ama dışarıya koşarken daha hızlı koşuyordu. İçeride o kadar koşmuyor. Tabii büyük takımda oynamak tabii o stres baskıyı da kaldırabilmek önemli hocam. Şimdi o meziyet de önemli. Barcelona maçları hocam. Burada Avni Aker'de 1-0 kazandı Trabzonspor. Orada 7-2 kaybetti. Hami Hoca ile yaptığım röportajda keşke orada o golü atmasaydı. Barcelona'yı uyandırdım dedi. Uyandırdım. Uyuyan deve. Sen de o maçlarda mısın hocam? O zaman ben rahmetli Özkan Hoca'ya yardımcılık yapıyorum ve gittim. Yani izlemeyi yapıyorum ben. Sen analiz ediyorsun ekibe. Evet. Gittim Barcelona'da bir hafta kaldım. Valencia maçı var Barcelona'nın. O zaman da lisan bilmediğim dönem yani. Şimdi buradan uçuyorsunuz Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Zürih'e, Zürih'ten Barcelona'ya. Bir hafta orada duruyorsunuz, izliyorsunuz, geliyorsunuz. Rapor veriyorum. Onlar da Valencia'ya karşı oynadılar. Ya kalede Zubizarreta, Koeman, Begristein, Stoikov, Laudrup, bu Guardiola, Luis Enrique, Baquero, Amor. Ya böyle bir takım yok. Ama ilk defa ben o zaman Cruyff Hoca, Cruyff'un total futbolunu ilk defa görüyoruz orada. Çünkü yurt dışına gitmemişiz, bilmiyoruz. Şimdi Begristein bir çizgiye basıyor, Laudrup bir çizgiye basıyor. Stoikov santrofor. Koeman arkada, Baquero bir tarafa açılıyor, Guardiola bir tarafa açılıyor. Beklerden bir tanesi çizgiye basıyor. Zubizarreta topu alıyor, buraya oynuyor. Rakip de açılıyor. Ama hızlı oyuncular, çabuk oyuncular, onlarla uğraşabilir misiniz? O Baquero zaten Guardiola o zaman iyi oyuncu ama Baquero onun üzerinde daha iyi oyuncu. Bir araya sokuluyor, bir top, hadi ya bir girişten golü atıyor, ya Laudrup, ya Stoikov. 3-0 yendiler Valencia'ya. Valencia top görmedi. Ben de Trabzon'a geldim. Eyvah dedim bu hocam. Eyvah tabii dedim. Dedim ki, ya hocam dedim, bunların dedim nasıl top oynadığını ben size anlatamam dedim. Ya bunlar başka bir şey oynuyorlar dedim, tamam mı? Özkoloji ya nasıl girer dedim, böyle. Şimdi Trabzon'a geldiler, Avni Aker'de ısınma, teridmanı yapıyor maçtan bir gün önce. Cruyff, orta sıçan oynuyorlar 5-2. Cruyff de
diye ortaya geçirecekler. Cruyff'u ortaya geçiremiyorlar. Cruyff öyle bir oynuyor ki. Yani hoca ama ortaya geçiremiyor. Hepsi de üzerine oynuyor. Bu takım, saydığım takım da cambaz. Özkan Hoca ile de Şeref Türü'nde antrenmanı izledik. Dedi, hadi gidelim. Gizli mi izliyorsunuz? Yok, gizli de izleme yok yani. Biz de oraya gittik, izledik ya. Ondan sonra. Bir Hamdi golü attı. 1-0 yendik bunları. Maçın sonra toplandık. Giray dedi, sen dedi, oğlum dedi, neyi izledin dedi ya. Bu adamlar böyle oynamadı. Dedim, hocam vallahi doğru oynamadılar. Ben ama onları orada izledim. Başka bir yerde izlemedim yani. Bir deplasmanda izlemedim. Kendi sahalarında izledim. Bir de başka bir ülkede izlemedim. Neyse oraya... Oraya git. Dedi ki bitince, dedi oğlum sen Aziz de misin? Ya çok iyi ya. Aziz'e misin? Ağzı anlatmışsın. Ya böyle bir şey olmaz. Ya çok iyi ya. İnanılmaz takım değil mi hocam? Abi müthiş bir takım. Dedi Aziz de misin? Hocam Sergen Yalçın. Sergen Trabzonspor'da transfer bitiriyoruz. Mehmet Ali Bey bana telefon açtı. Dedi oğlum dedi, Sergen ister misin? Dedim isteriz tabii. Hemen alalım dedim. Sergen geldi. Sergen geldi. Daha bizim maçlar başlayacak yani. O hafta maç atlası geldi. Hatta Sergen... Bu çok güzel bir anıdır burayı. Sergen'e ilk aldım. Hemen benim evin terasında bir mangal yaptık Sergen'le. Trabzon'un köftesi işte. Onu yiyoruz. Dedim Sergen oğlum biraz kendini anlat bakalım dedim. Ya neden hoşlanırsın? Yani hobilerin, fobilerin nedir? Dedi ki hocam bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben dedi Türk filmi seyrederim. Kemal Sunal filmi seyrederim. Çekirdek yerim. At yarışı oynarım dedi. Bana bunlar da karışma dedi. Ben seni şampiyon yaparım. Oo çok iyi bir şey. Bak. Güldük. Güldük. Tamam dedim. Ya nasıl bir özgüvendir ya. Ya nasıl? Ama bayılıyorum böyle oyunculara. Ya tabii. Çünkü... Kemal Sunal'ı izim. Çekirdekim evet. At yarışı oynarım. Evet. Bana karışma seni şampiyon yaparım. Aynen bu. Aynen bu. Başladık ama kilolu gelmiş. İnan masa kadar. Ama o vaziyette bile top ayağına geçiyor. Üç kişi saldırıyor, aralarından çıkıyor. Hatta ilk maçımız Erzurum. Erzurum'a 3-1 mi 2-1 mi ne yendik orada. Otobüse gidiyoruz. Dedim Sergen sen de bizden gel. Hem takıma alışırsın. Yolda gittik dönerken dedi ki hocam dedi. Müthiş dedi bir arkadaşlık dedi. Bu biz dedi otobüslerle dedi yola gidelim dedi şampiyon oluruz dedi. Şampiyon oluruz. Biz 9. hafta, 10. hafta, 11. hafta, 12. hafta lider olduk. Lider gidiyoruz. Hatta televizyon yorumcuları, şimdi ismini de vermek istemiyorum. Çok son zamanlarda biraz moralim bozduğu için hoşlanmıyorum da ondan. Ya dedi, Trabzonspor dedi, böyle bir takım, bu kadar dedi, hızlı bir takım olurum dedi ya. Bu nasıl oynanıyor dedi. Ama müthiş bir takım kurduk, çok hızlı bir takım kurduk. Dört bir yendik Siirt'i. O zaman Siirt'ten Tatvan'a gidiyoruz arabayla, otobüste. Mehmet Ali Bey de özel arabayla gelmiş ama özel uçakla gelmiş Tatvan'a. Yardımcı Mehmet Birinci, öpüyorum buradan onu. Dedi ki hocam dedi, ben de röportajdan geliyorum. Dedi Sergen'den dedi, Tamer dedi, başkanın arabasında. Özel arabayla şeye geçecekler, Tatvan'a geçecekler. Gittim. Mehmet Ali Bey beni biliyor tabii. Ben Mehmet Ali Bey'e demiştim ki o zaman. Oğlum dedi bak ben seni dedi bugünler için dedi gönderdim dedi İngiltere'ye onun takım başına geç. Dedim o zaman ben sana bir şey söyleyeceğim başkanım dedim size bir şey söyleyeceğim. Benim hiçbir işime karışmayacaksınız. Hiçbir gazeteciye, televizyoncuya röportaj vermeyeceksiniz. Çünkü Mehmet Ali Bey coşuyor. Tabii. Takım sonuç geldi mi bakıyorsunuz 30 kişi 40 kişi etrafında. Asıyor gürlüyor. Her şeyi söylüyor Mehmet Ali Bey. Siz bunu dedim yapmayın. Çünkü dedim bak uyandıracaksınız milleti. Biz dedim alttan geleceğiz şampiyon olacağız. Ben bu takımı dedim küme düşerken aldım dedim bak. 9. hafta oldu lider olduk. 10. hafta lider açtı bana telefon. Oğlum dedi bu iş olacak galiba. Başkanım Allah aşkına sakın konuşma dedim sen. Ben dedim yapacağım bunu bak. 40 yaşındayım o zaman. Yani önüm çok açık. İyi geliyorum. Rize'de şampiyon olmuşum, Karabük takımını almışım, nerelere getirmişim, Karabük'te şampiyon olmuşuz. Oradan gelmişim, Göztepe takımını alıp nerelere getirmişim, Sakarya takımıyla çok iyi bir yükseliş yapmışız, Konya'yla. İyi geliyorum, Trabzonspor'u oradan aldım, oraya getiriyorum.
Baktım, beni gördüm, Ali Bey'in yüzü değişti hemen. İndi arabadan aşağıya, inmez arabadan aşağı. Ali Bey arabadan iner mi? Sergen'den Tamer arabada oturuyor. Dedi, ne yapacağız şimdi? Dedim, indireceksin bunları aşağı. Dedi, oğlum ben yapabilir miyim dedi ya. Ben dedi, korumamla dedi, hostesi indirdim aşağıya dedi. Bunlar dedi, 8 kişilik uçak, fazla yolcu olmasın diye. Ama Sergen'den şey, Tamer beni gördüler. Beni hem seviyorlar, hem yaptıkları hatayı biliyorlar. Benden izin almamışlar. Yardımcıdan izin alıp arabaya biniyorlar. Ve direkt başkana yaklaşıyorlar. Beni gördüler, hepsinin kafası önde. Ben de o zaman gene esip gürlüyorum tabii. Dedim, siz bilirsiniz başkanım dedim. Bu takım şampiyon olmaz o zaman dedim. İndirmedi onları aşağıya. İndirmedi. Narsistti çünkü. Onlar indirmedi. Biz Trabzon'a gittik, döndük. Onlar İstanbul'a gitti. Takım etkilendi mi? Tabii, etkilenmez mi? Ben etkilendim. Sen etkilendin. Ben o zaman, ben Efe'yim o zaman. Ben takımın yarısını kadro dışı bırakmışım. Ne diyorum sana? Bülent Uygun dedi ki, hocam ben de sizin gibi hocalık yapacağım dedi. Yani bunu Bülent bana söylemiştir yüzüme karşı. Ben öyle, ben hiç kimseye kılınmam. Doğru bildiğimi söylerim. Başkan, başbakan, cumhurbaşkanı, çocuğum, arkadaşım. Bir günden bir güne Atakan dönüp şöyle arkama bakmamışımdır. Ne evime, kim gelecek, kim gelmeyecek, çocuğuma nereye gideceksin, nereye gitmeyeceksin, otobüste. Takım, oda dinleyen antrenörler vardır. Hocalarını, yardımcılarını gönderen antrenörler. O kadar hoca, oyuncum olmuştur. Bir tanesi bir günden bir güne diyemez bana ki, bana Giray Hoca bir şey demiştir, bir takım için bir şey söylemiştir. Ama Türkiye'de ne olduğunu bilirim, hepsini bilirim. Çünkü ben kendine yaslanan bir insanım. Kendime yaslandığım için, doğruları konuştuğum için. Ama bir söz vardır. Tanrı kime ne sakladığını bilemezsiniz. Atakan. 85 yaşında insanlar Amerika'nın başkanı oluyorlar. Hiç önemli değil. Tabii. Benim öyle arkadaşlarım var ki sabun köpüğü gibi geldiler, hep bir yerlere çıktılar. Hep birilerine yaslandılar. Hep birilerine gittiler, tevassül ettiler. Hayatımda kimseye bir şey dememişimdir. Bir kişiye bir şey dedim. O da olmadı. Ona da kırgınım. Bir kişiye dedim. Olmamıştır. Kırgınım. Ama şimdi, benim gibi... Şimdi bunu dinleyip kim acaba diye soruyor. Olsun, çok... Yok. Kim? O bende sır. Ben kendine çok büyük yatırım yapmış bir insanım. Futbol nerede, ben oradayım. Günde 10 tane maç seyrederim. 10 tane maç seyredilir mi? İşte iPad'den seyrederim, laptop'tan seyrederim, telefonumdan seyrederim, karşımda televizyon açıktır. Ben futboldan başka bir şey bilmem. Bak, Denizlispor'da ben 2 puanlı bir takım aldım değil mi? 2 puan. Düşmüş. Her şey düşmüş gözüyle bakılıyordu. Bütün ligde Denizlispor düşmüştü. Ben 20 puana getirdim onu bak. En alttaki 2 puanlı takımı en alttan bir üste çıkarttım. Onun üstüne çıkarttım. Onun üstüne çıkarttım. En altta 4 takım kaldı. Düşme barajının üstündeyiz. 20 puanımız var. 3 puanımızı sildiler. O yönetim benim işime son verdi. Bak, kurtardığım takım, yani o anda lig kesilse Denizlispor ligde kalmış. Kurtardığım takım da benim işime son verdiler. Ben böyle şanslıkları yaşayan bir insanım. Yani gençliğimde İlhan Cavcav'la 13 gün çalıştım. Baktım işime karışmaya başladı. Dur dedim, sen niye benim işime karışıyorsun? Hemen aldım post. Valizimi çıktım gittim. Yani çalışmam. Ama sevdiğim yerde Balıkesir. Severek çalıştım. Mutlu oldum, çalıştım. Ben Denizlispor'da yaptıklarımla beraber benim milli takımın baş antrenörü yapmaları lazımdı. Rıza'nın küme düşerken aldığı takımı. Ligde kaldık. O zaman Avrupa Şampiyonası'na gitmişti biliyorsun. Mourinho falan gelmişti. Ama o takım küme düşüyordu. Aldık son 9 maç. Ligde kaldık. O takımla ben ertesi sene bir puan farkla 5. olduk. Ertesi sene bir puan farkla 6. olduk. Ama 22 tane oyuncu sattım ve ben o Denizlispor'un tesislerini yaptım, sahalarını yaptım. Kimler? 2 ayda işte Güven'i Beykoz'dan aldık. 2 ay sonra milli takıma çağırdılar Güven'i. Ersen Martinler, Ömer Rızalar, Timuçinler, Serhatlar, Keçeliler hep o takımdan geldi geçti. Doğru. Yani onun için işte burada ben
Zaten bana evden de söylerdi. Ya Giray sen kendine yazık eden, hep kavga eden. İşte kavga nasıl Atakan? Ben mesela bir arkadaşımla yumruk yumruğa hayatta kavga etmemişimdir. Ama münakaşa etmişimdir. Doğru bildiğimi söylemişimdir. Hayır öyle olmaz, böyle olur demişimdir. Hep karşılıklı. Anarşistliğim budur. Yani dürüst olduğumdan kalbim açık, gönlüm niye? Neden korkacağım? Niye yalan konuşayım? Ya 5 dakika sonra oradayım. Bekle yarım saat gelecek adam. Ya ben bu tip işleri sevmediğim için, hep düzgün konuştuğum için işte bu işler olmaz. Oyuncularıma hep felsefe yaparım. Her şeyi anlatırım. Her şeyi okurum. Anlatırım. Detayına kadar da açıklarım oyuncularıma. Oktay Dereli olacağım. O da seninle beraber çalıştı. Oktay. Oktay'ı ben duydum işte. O zaman Süleyman Bey şeydi bizde Karagümrük'ün başkanı. Sadri Şener'in bir de satış müdürüydü uçak firmasının. O demişti ki böyle böyle. Geldim baktım Oktay'ı aldık. Oktay'ı 15 yaşında Trabzonspor'a transfer ettik. Karagümrük'ten. Karagümrük'ten. 15-15,5 yaşında. Fakat işte Likens'in dönemi veya 16 yaşında oynamak istiyor. Çünkü işte Papenler'den önce oynuyor bu milli takımda. Papen Mustafa işte bir Galatasaray'da oynuyor, öbür tarafa gitti oynuyor. İşte Emre Aşık işte geldi Galatasaray'da oynuyor diyor. Bu da oynamak istiyor. Ama bizde de o zaman önemli oyuncular var, oynamıyor. Bak bıraktı kaçtı Oktay. Kaçtı. O zaman cep telefonu yok. Hemen ev telefonundan çevirdim. Buldum onu. Dedi ki hocam bak beni sakın geriye getirme. Getirirsen bir tek sen geriye getirirsin. Beni sakın getirme. Biz Oktay'ı Trabzonspor'a aldık. Trabzonspor'da oynattık. Hep özel çalıştırdık onu. Çalışmaya doymayan bir oyuncuydu. Oktay'la 10 saat çalış. 20 tane hoca Oktay'ı çalıştırsın. Yoruldum demezdi. Allah Allah. O kadar çalışmayı severdi. Çok büyük oyuncu değil mi hocam? Müthiş yetenekti. Oktay müthiş yetenekti. Mustafa Deniz hocam. Mustafa Hoca'ya kırgınım. Mustafa Hoca'ya kırgınım. Neden kırgınım? Çok sevdiğim bir hocaydı. Mustafa abi beni, hatta ben Kuşadalı sayarım kendimi. Kuşadası'nda benim yerim vardır. O Çeşmelidir. Hep beni Çeşme'ye almak istemiştir. Ben Denizspor'dayım. Mustafa Hoca Manisa Spor'da. O zaman ikincilikteler. Şampiyonla oynuyorlar. Fakat bir şey yapamadılar. Devre arasına geldiler. İyi gitmiyorlar. Giray dedi, bana yardım et dedi. Bana oyuncu ver dedi oğlum. Denizlispor'da biz de o zaman uçuyoruz. Müthiş bir takımımız var. Kimler istersin dedi hocam dedim. Dedi ki mesela Servet'i oynattık. Servet'i Fenerbahçe aldı. O Çağdaş oynattık. Çağdaş'ı Beşiktaş aldı. Özgür'ü oynattık stoper. Özgür'ü Trabzonspor aldı. Dedi ki kimler istersin dedim hocam. Dedi ki şunlar Cafer'i verdim ona. Cafer'i istedi. Bülent Ertuğrul istedi. 4 tane istedi. Santrfor Coşkun istedi. Onu verdim. Bir de şey istedi benden. Özgür istedi. Stoper Özgür. Dedim onu oynatacağım dedim. Çağdaş dedim satıyorum dedim. Onun yerine dedim onu hazırlıyorum dedim. Tamam dedi. 5 tane oyuncu verdim ona. Şampiyon olamadılar. Hatta Mustafa Hoca kupa maçında yakın takımlar birbirine düşüyordu. Biz Manisa'ya düştük Denizlispor olarak orada. Mustafa Turgat selametli, rahmetli Mustafa Turgat sportif direktörüydü. İkisi bir minibüste bizim bulunduğumuz otele geldi Mustafa Hoca. 2 tane büyük ekran televizyon. 120 mi 150 mi ne Vestel'in. Dedi Giray dedi. Ben de narsist bir insan dedi. Hiçbir hocayı ziyaret etmedim. Ama senin bana yaptığın kardeşliği ben unutmuyorum. Bu 2 televizyon dedi. Birini senin odana koy, birini çocukların odasına koydur dedi. Kulüpte dedi. Seyretsinler. Sana teşekkür etmeye senin ayağına geldim dedi. Maç oynadık. 1-0 yendik onları. Kupadan elendiler. Ben Konya'dayım. Konya Spor'dayım. Mustafa Hoca Beşiktaş'tı. Batuhan istedim ondan. Tamam dedi, benden haber bekle. Rıza Hoca Eskişehir Spor'da. Bir baktım ki 2 gün sonra Batuhan'ı şeye verdiler, Eskişehir Spor'a verdiler. Ben Konya Spor'dayım. 1-0 galibiz Konya Eskişehir maçı Konya'da. Bana 2 gol attı. Batuhan. 83. dakikada Batuhan, 90. dakikada Engin. Engin'i de Almanya'dan getirtmişim. Engin Baytar. Baytar. Ve 2-1'de ben küme düştüm. Benim istediğim Batuhan'ı bana vermedi, Eskişehir'e verdiler.
Ondan sonra mı kırıldın hocam? Ben o zaman kırıldım hocaya. Daha ondan sonra gönlüm şey etmedi hocam. Ha, o gündür bugündür hiç görüşmedim. Yok, ben daha olmaz. Ben kinci bir insan değilim. Ama böyle görüşmediğim hocalar vardır. Sevdiğim hocalar vardır. Açık severim ben mesela. Çok. Mesela Mustafa mesela, Hoca arasa... Merhaba derim. Merhaba derim ama kırgınlığım gitmez. 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 Fatih derim hocam. Ona da kırgınım. Ona da kırgınım. Ben mesela 1996 yılı yine Karabük'te şampiyon olduğumuz zaman hem Trabzonspor'a mesela Hacı'yı ben Trabzonspor'a getiriyordum. Öyle mi? Tabii şimdi ben şampiyon oldum. Faruk Özak, Trabzonspor'un hocası Şenol Hoca. Faruk abi Trabzonspor'un başkanı. Ben Romanya'ya gittim, oyuncu bakıyorum. Bakarken dediler ki İgray bize de oyuncu bak. Sen kendine bakıyorsun, bize de bak. Ya Karabük'e bakıyorum, ya Van Spor'la anlaşacağım, Van Spor'a bakıyorum. O ara Bekali menajer. Romanya'da Tamer abi var. Tamer Atalay, Deniz Atalay'ın abisi. Beşiktaş'ta yönetici Deniz Bey yok muydu? Çok iyi bir arkadaşımdır. Tamer abi, çok severim kendisini. Tamer abi de orada Türk-Roman iş adamları başkanı. Tamer abi beni tanıştırdı Bekali ile beraber. Bekali orada normalde işte Yom Bekali'dir. Romence ismi ama o Giovanni yapmıştır. Hanım İtalyandır, Giovanni yaptı kendini. İtalyanların yerine koydu. Uyanık, kurnaz, çok değişik bir adam. Dedi ki Bekali, Giray dedi, yarın dedi Köstence'ye gideceğiz dedi. 4 saat dedi, Bükreş'te arası dedi. Hacı'nın dedi orada dedi kola için dedi bir gösterisi var dedi. 10.000 dolar olacak dedi, o akşam yeriz dedi parayı, geliriz dedi. Hacı ben Bekali gidiyoruz şeye. Köstence'ye. Bükreş'ten Köstence'ye Bekali sürüyor. Hacı önde, ben arkada oturuyorum. Hacı da o zaman Barcelona'dan Meksika'nın Aztek takımıyla anlaşmış. Gittik. İşte gösteri yaptı falan filan orada Mamaya'da, Mangalya'da. Hacı zaten, Hacı Romen değildir, Makedondur. Öyle mi? Tabii kökeni Makedondur. O Mangalya, Mamaya, o civar dedi Tatarların olduğu bölgedir. Hacı da Makedondur. Gittik gösteri yaptık. Dönerken Hacı'nın Meksika takımıyla, Aztek takımıyla anlaştığını biliyorum. Sözleşme yapmadı ama. Dedim Hacı gel dedim seni Trabzonspor'a götüreyim ya dedim. Bak Trabzon nereye dedim ya buradan 10 saat dedim. Atlayalım şuradan dedim Köstenici'den tekneye dedim 10 saat sonra dedim Trabzon'dayız dedim. Aa yakın dedi ya dedim ne işim var dedi benim dedi Meksika'da uçakla gideceğim dedi 12 saat dedi falan filan. Açtım ben Trabzon'a telefonu Hacı ister misiniz getireyim size. 5 milyon dolar sadece şeysi bonservis kendisi istiyor bonservisi yok. Faruk abi dedi ya ciddi misin? Evet dedim. Getireyim dedim. Hacı dedim kabul ediyor dedim. Bekali oradan uyandı. Hacı'nın öyle evet demesine. 3-5 gün sonra baktım Galatasaraylılarla devreye girdiler. Açtım Faruk abiye dedim Faruk abi bak Galatasaray da devrede. Ya bunun fiyatını yükselteyim. 5 milyon dolara gitmesin. 7 milyon teklif edeyim. Oraya da gitmesin. Niye gitsin Galatasaray'a? Bozulsun böyle bir oyuncu bırakılır mı? Ya dedi Giray dedi alamazsak dedi sonra 1-0 Galatasaray'a öne geçer dedi. Biz Hacı'dan vazgeçtik. Hacı Galatasaray'a geldi Fatih Terim oldu. Bir oyuncu çok oyuncudur. Bir hoca en iyi oyuncusu kadar iyi hocadır. Ben Fatih Terim'le mesela oraya geleceğim. Azerbaycan'da A2 milli takım işte bu Rüştüler işte o zaman Sergen var mıydı o A2 milli takımda Vedatlar ondan sonra Hakan Ünsallar Ümitler, Davalılar, bunlar hatta Fenerbahçe'nin aldığı Selahattin. O zaman A2 milli takımıyla beraber Azerbaycan'da, Azerbaycan milli takımında oynuyorlar. Ben de orada Lişkin diye bir sol bek var, onu aldım Trabzonspor'a getirdim. Beğendim o çocuğu, Rus kökenliydi ama Azeri şeysiydi. Bittik orada kalıyoruz. Bir tane otel var zaten o zaman, iyi otel. Çünkü 96 yılında otel yok. Fatih Hoca ile de şeyimiz var. Trabzonspor'dan beni biliyor. Hep takip ettiğim onu şeyde ünlü milli takımda, genç milli takımda sürekli oyuncu tavsiyelerim olmuştur. Dedi Giray dedi bizim otelde kal dedi. Dedim oyuncularla da görüşmek istiyorum. İstediğinle dedi görüş dedi. O da istiyor ki ben onları alıp Trabzonspor'a götüreyim.
A2 milli takımın oyuncusu bunlar. Trabzonspor'da oynayınca A milli takıma gene Fatih tabii. Hoca'ya gelecekler. Tabii. Ona katkı sağlayacaklar. Hepsine görüştüm. Bütün Rüştü, Selahattin, Ümit, Hakan hepsi bize gelmek istiyor. Trabzonspor'a kim gelmek istemiyor? Biri Karabük'te oynuyor, biri bilmem nerede oynuyor. Ondan sonra Galatasaray'dan hocaya teklif var. Fakat işte o ara eşiyle bir görüşme yapıyor. Belki hatırlar, belki hatırlamaz kendisi. Ben de o ara indim lobiye. Gel dedi. Oturdum. Hayır. Ya dedi işte Galatasaray istiyor dedi. Burada da milli takım. Sen dedim hangisini istiyorsun dedim. Ya dedi ne bileyim dedi ya. Yani orası çok özel kalsın. Yani hangisinin hangi tarafı istediğini, hangisinin hangisi tarafını istemediğini o bende yine sır kalsın. Peki hoca onu söylemek istemez. Dedim ya git Galatasaray'a ya. Yarışmacı olmak istiyorsan milli takımda. O zaman bizim milli takımımız öyle çok üst seviye bir milli takım değil tabii. Tamam. Yani Galatasaray takımında şampiyonluğu oynarsın. Git Galatasaray'a dedim. Ya benim tavsiyemle gitmedi tabii ki ama hoca Galatasaray'a gitti. Galatasaray'la anlaştı. Sonra bu oyuncuların bir kısmını oraya aldı. Hakan'ı, Vedat'ı filan, Ümit'i hep oraya aldı. Biz Trabzonspor'u alamadık. Doğru. Neden kırgınsın Fatih Hoca? Trabzon'da rahmetli Kadir Hoca'nın cenazesine gelmişti. Ben de Ankara'dan gelmiştim. O zaman Ankara'da oturuyordum. Ben 10 yıl Ankara'da oturdum. Ben aldık ya bütün arkadaşlarım İstanbul'da, İstanbul'da Spor Akademisi'nde okumuşum. Ama çocuklarım Bilkent'te okuyor diye Ankara'da oturdum. Kadir Hoca'nın cenazesine gittik. İşte ben dışarıdan gelen misafirlere yemek ayarladım. Dışarıda bir köfte salonunda. Hoca ya dedim ki ben mezarlığa da gideceğim. Trabzonspor'da içeride Avrupa Şampiyonası maçı var ya. Feyenoord'la mı oynayacak, kimle oynayacaktı? Siz dedim stada gidin dedim. Siz dedim yemeğe gidin, yemekte ben yemeğe yetişirim ancak dedim. Siz yerken veya ben stada gelirim. Neyse yemek işini organize ettim. Onlar yemeği yediler, stada geldiler maça. Ben yemeğe yetişemedim, direkt şeyden, mezar üzerinden şeye geldim. Çünkü Kadir abiyi çok severdim. Onlar beni üç erkek kardeşti. Arif abi, Ali Kemal abi, Kadir abi. Beni de dördüncü erkek kardeşleri olarak severlerdi. Kadir abi çünkü çok büyük bir rahatsızlık geçirmişti biliyorsun o. Alkol müptelası olmuştu. Onu ben Trabzonspor PAF takımında yanıma yardımcı hoca almıştım. Kadir hocayı. O kadar severdi beni. Onunla yürüyüş yapardım. İşte o dönemi atlatması için. Bunlar hep benim büyüklerimdi. Şimdi ben maça geldim. İşte orada oturuyoruz konuşuyoruz. Dedi Giray ne yapıyorsun hoca? Dedim Ankara'da oturuyorum abi dedim. Ya Gençler Birliği'yle anlaşamadım dedim. İşte Sakaryaspor'da çalışmıştım o ara gelmiştim. Dedi İstanbul'a gelmiyor musun? Gelince bana bir uğra. Dedim ama milli takımlar sorumluluğu olursa dedim. Milli takımlar altyapı sorumluluğu olursa dedim. Başlarım dedim. Doğru mu dedi? Yani gerçek mi diyorsun dedi. Başlar mısın orada? Evet, başlarım dedim abi. İstanbul'a geldiğinde bana bir uğra dedi. İstanbul'a bir aradan bir iki ay geçti. İstanbul'a geldim. Hocayı ziyaret ettim. İyi oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Dedim abi böyle böyle olursa olur dedim. Dedi benden haber bekle dedi. Ben sana haber vereceğim. Bir aradan 10-15 gün geçti. Haber vermedi bana. Hatta bir başka abimize söylemiş ki olmayacak diye yani şey yapamıyorum. Halbuki ben yani bana da diyebilirdiniz. Ben size söyledim. Siz bana bunu söyleyebilirdiniz anlamında. Ben ondan sonra madem siz bana söylemediniz ben de ondan sonra daha Fatih Hoca ile bir şeyim olmadı. Bağım olmadı. Hocam son olarak da Dağım'la Ümit Özat'ı sorayım. Ümit Özat'ta bir tartışma olmuştu sahada. Şimdi şöyle o zaman tabii Denizspor'da hem ligde hem kupada çok iyi gidiyoruz. Burada oynuyoruz. Fenerbahçe'yi yeniyoruz. Sonra ne oldu işte hakem büyük bir ihtimal şeydi. Bizim Selçuk Derel.
Hatta Selçuk Dereli'nin ilk maçı da biraz önce anlattığım 3-0 Adana Spor Trabzon'daki mağlup olup da 3-3 bitirdiğimiz maçın da ilk... Selçuk Dereli hep bana şunu söyler. Buradan öpüyorum kendisini sevgili kardeşimin. Hocam der, ben her maça giderken o senin 10 dakikalık Adana Spor maçını izlerim. Öyle motive olurum, maça çıkarım. Ben dedi daha böyle bir maç görmedim. Daha böyle bir maç. İlk maçı da onun kendisinin. Selçuk Dereli, Selçuk Hoca beni iyi biliyor tabii, kenarda dik durduğumu biliyor falan. Ya burada da zorluyoruz Fenerbahçe'yi, seyirci yükleniyor bize. Ben bir pozisyon oldu, önümdeki oyuncuya bir şey söyledim. Ümit de ters tarafta oynuyor, Ümit oradan koştu geldi. Bana bir şey söyledi, ben ona bir şey söyledim, aramızda bir diyalog oluştu Ümit'le beraber. Ama sinkaflı mı hocam? Yok, sinkaflı değil ama böyle şey, rencide edici. Rencide edici. Bir de baktım Davum kendi kulübesinden kalktı. Bizim kulübeye kadar geldi. Ben Davum'u ittirdim. Senin ne işin var burada diye. Ben tabii orada. Ve o maçtan sonra inan bak ben Denizspor kafilesini yola koydum. Bizim Erenköy'de Trabzonsporlar Derneği vardır. Erenköy'deki Trabzonsporlar Derneği'nde Fenerbahçelilerle Trabzonsporlar yan yana otururuz biz orada arkadaşlarla beraber. Ben çıktım. Çantamı aldım, takımı yola koydum. Bana yönetici diyor ki yapma hocam, bu kadar burada kavga çıktı, şu oldu, bu oldu. Çünkü körük karıştı, Aziz Yıldırım aşağıya indi. Özaydınlı vardı. Murat Özaydınlı. Murat Özaydınlı kolumu tuttu. Ben onun kolunu ittirdim. Oradan Aziz Yıldırım, hocaya sakın kimse burada bir şey yapmasın. Bak, orada herkes üzerime geliyor. Ben işte, körükte, sana saldıracaklar körük, yani. Tabii körükte beni bekliyorlar. Körüğün seni içerisinde. Dalacaklar tabii sana. Tabii körüğün içerisinde beni bekliyorlar. Aziz Yıldırım kurtardı seni. Tabii Aziz Yıldırım orada sakın hocaya kimse bir şey yapmasın. Bak dedi burada. Tabii ben Aziz Bey'i çok severim. Mert adam. Yani çünkü zeki insan. Mert adam sözünleri bir insan. Ben orada takımı yolcu ettim ve omuz çantamı aldım. Caddeye çıktım. Taksi durdurdum orada. Taksici beni gördü. Şaşırdı. Ya hocam dedi, siz biraz önce kavga etmiyor muydunuz dedi. Dedim ne oldu? E dedi sen dedi burada dedi nasıl dedi durup da dedi taksi bekliyorsun. Bu seyirci var. Bir şey olmaz oğlum dedim. Yürü dedim, git dedim. Bir şey olmaz. Ben omuz çantamdan bindim. Gidene kadar taksi dedi ki ben bunu ömür boyu unutmayacağım dedi hayatımda. Ya dedi hocam biraz önce maçı dinliyordun dedi, sen kavga ediyordun. Ümit konuyu yanlış anladı. Davum yanlış anladı konuyu. Hatta benim savunmamı almak için ben Denizli'den İzmir'e arabayla gidiyorum. Denizli'den uçakla İstanbul Havaalanı'na iniyorum. Oradan arabayla Ulus'a geliyorum. Davum buradan Fenerbahçe'den buraya şeye. O zaman görüşü şifaya alacaklar. Yazılı almayacaklar. Niye Fenerbahçe'yle veya Davum'la olan diyalogdan ötürü? Davum kim? Davum ben 90 yılında Stuttgart'ın hocasıyken Antalya'da onu anlatsam sana çok çok gülersin buna. Sen dedim dedi ki Giray dedi gel dedi vazgeçelim birbirimizin dedi hakkında şey dedi. Sen ne vazgeçeceksin dedim. Ben vazgeçersem geçerim. Ben dedim bak dedim yolda ölebilirim dedim. Denizli'den İzmir'e geliyorum. İzmir'den İstanbul'a havadan uçuyorum buraya geldim. Sen şuradan şuraya geliyorsun. Ben kaza yapsam sen takımından idman yaptın buraya geldim. Ben dedim oradan buraya şifaya bilgi vermeye geliyorum dedim. Oradan çıktık, mahkeme gibi çıktık. İlk defa da çıkıyorum disiplin kuruluna. Oradan bir tanesi dedi ki şeylerin disiplin kurulu avukatlarından bir tanesi. Siz dedi nasıl dedi böyle dedi hocam dedi Fenerbahçe'nin şeysine. Sen kimsin dedim ya. Sen kimsin dedim ya. Sen burada tahkimin dedim yöneticisi misin? Beni sorgulayacak adam mısın dedim ya. Yaz dedim al dedim benim şeyim dedim. Ben dedim sana şey de vermiyorum dedim. Burada Fenerbahçeli olarak mı dedim burada duruyorsun dedim. İster Galatasaraylı olur, ister Trabzonsporlu olur. Beni orada, Davum'un karşısında, Davum sarıldı, öptü, beni çıktı. Sonra Ankara Gücü'nde Ümit, hoca olarak çalışırken, ben de Ankara'da oturuyorum. Bizim orada restoranımız vardır, Göksu Restoran, Atıcan abi. Öpüyorum ellerinden Atıcan abim, Trabzonludur, çok önemli bir restorandır. O ara Sedat Karabük, Ankara Gücü'nün sorumlusu. Dedi ya, hocam dedi, dışarıda dedi, 4-5 kişi var dedi. Biz de 20 kişi yemek yiyoruz. Ayda bir yemeğimiz olur orada. Seni ziyaret etmek istiyor. Benim de büyüklerim var orada hepsi. Dedim gelsinler bakalım kim. Baktım içeriye. Ümit girdi. Yardımcılarıyla beraber.
Hocam dedi senden özür dilerim dedi. Siz dedi çok farklı bir insansınız. Ben dedi bunu bana anlattılar. Ben kendisini çok ifade edebilen bir insan değilim. Ama siz benden tanırsanız benden daha başkasıyla arkadaşlık yapmasınız. Benden başkasıyla da çalışmasınız. Bunlar hep insanlar böyle demiştir. Ama benim dik duruşum hep buna olumsuz etki vermiş. Siz de politika yok hocam Trabzonlularda. Bak denge de yok. Var, yani Trabzonluların %80'inde politika vardır. Var mıdır? Vardır. %80'inde. Sen %20 mi hocam? Ben %20'ye. Hatta %10'a sokarım. %10 mu? Çoğunda politika vardır. Burada Ümit'e şunu söyledim. Ümit, benden burada özür dilersin ama bu 20 kişi bilir. Ama yaptığın o terbiyesizliği bütün Türkiye gördü. Sen eğer bunu ekranlarda söylersen ben bunu kabul ederim dedim. Ve Ahmet Çakar'ın şeyinde programında, hatta Ahmet Çakar ben Ümit bir program için buluşmuştuk. Orada çıktı, programda söyledi bunu. Ben de kendisine teşekkür ettim. Ümit'i seviyorum. Şu anda şeyde yok ama o da sözünleri, harbi her şeyi söyleyebilen bir çocuk. Hocam çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık, ağzına güzel sağlık. Çok keyifli bir söyleşi geçti hocam. Konu konuyu açtı. Enteresan bilgiler aldık hocam. Sana da bundan sonra yaşamında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de çok memnun oldum. Sevgili seyirciler, Giray Bulak hocamıza gerçekten çok güzel, çok özel bir söyleşi yaptık. Güzel hikayeleri bizlerle paylaştı. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.